geçelim. Özlem Sefer hocamız tarafından hazırlanmış olan bildirinin sunumuna geçebiliriz. Özlem hocam buyurun. Hocam merhaba. Öncelikle hocalarımın sunumları için çok teşekkür ediyorum. Düzenleme kuruluna, konferans düzenleme kuruluna da emekleri için çok teşekkür ediyorum tabii ki. Türkiye'de düzensiz göç konusu, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde düzensiz göç konusu ve Türkiye AB Mülteci Mutabakatı üstüne bir bildiri sunumu yapacağım size. Ee, bildiğimiz gibi 2015 senesi ve sonrasında Avrupa Birliği daha önce e, deneyimlemediği bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Ee, kuşkusuz bu düzensiz göç dalgası iltica, mültecilik, sığınma gibi konuları e, öne çıkarıyor. Ee, şimdi Avrupa Birliği'nde tabii ki de bir iltica ve sığınma üzerine bir takım düzenlemeler var. Dublin Konvansiyonu, Dublin 2 e, Tüzüğü, Dublin 3 Tüzüğü gibi. Ama e, ortak bir göç politikasından bahsetmek mümkün değil. E, bu anlamda aslında üye ülkeler biraz daha sınır güvenlikleri, işte göçmen e, girişini kontrol etme gibi konularda daha ulusal seviyede kalmayı tercih ediyorlar. E, bu sebepten de ulusüstü düzeyde bir e, ortak göç politikasından söz etmek mümkün değil. E, ama en son 2020 senesinde yeni göç ve iltica paktını düzenliyorlar. Yine de içeriğine baktığımızda bu e, adil dağılım gibi konularda, eşit bölüşüm gibi konularda çok daha e, üye ülkelerin istediği gibi bir e, değişim ve gelişim olmadığını da görüyoruz. E, kuşkusuz burada pardon, e, komşu ülkelerle de ilişkiler devreye giriyor. Özellikle Türkiye ile olan ilişkiler. E, özellikle Ege Denizi üzerinden düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği üye ülkelerine, e, giriş yapmaları e, komşu ülkelerle iş de daha da önemli hale getiriyor e, düzensiz göç konusu ya özellikle bu 2015 sonrasında zaten bu düzensiz göç konusu iltica nedir mültecilik nedir göçmen nedir düzenli göçmen nedir düzensiz göçmen nedir konuları biraz daha günlük hayata da giriyor bu ayrımların ne olduğu konusu e, tartışma e, tartışma oranı artıyor diyeyim. Düzensiz göç konusunu genelde biz hep illegal yollarla e, herhangi bir ülkeye girilmesi olarak yorumluyoruz ama düzensiz göçün bir tarafı da aslında legal yollarla ülkeye girip sonrasında e, izin verilen sürenin üstünde kalışlar, ikamet etme, hatta belki çalışma gibi konular da düzensiz göçün e, içinde yer olan kavramlar. E Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında e, Türkiye'den Yunanistan'a deniz yoluyla özellikle geçişlerde çok bir tepe noktasına gelindiği görülüyor. E, bu anlamda da Avrupa Birliği'nin aslında Türkiye ile bir yol haritası belirlemesi gerektiği daha da belirgin bir hale geliyor. E, bildiğimiz gibi aslında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin temeli, daha doğrusu dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğu diyelim çünkü daha hani Avrupa Birliği'nden bahsetmek için 1990'lı yıllara gelmek gerekiyor. 1963'teki Ankara Anlaşmasına dayanıyor. Yani 1963'ten bugüne kadar gelen ilişkilerimiz var. 99 senesinde aday ülke statüsünü alıyoruz. İşte 2005 senesinde müzakerelere başlıyoruz. Ancak bildiğimiz gibi henüz Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde Türkiye'nin adaylığından söz edilemiyor. Son dönemlerde özellikle, yani 63'ten bu zamana baktığımızda dalgalı olduğunu görüyoruz ilişkilerimizin ama e, son yıllara, özellikle son birkaç yıla baktığımızda dalgalıdan öte bir durağına gidildiği görülüyor. Bu sebepten bu 2016 senesinde size bahsedecek olduğum AB Türkiye Mülteci mutabakatında hani bir aslında bir e, işbirliğinde bir artış, bir ortaklıkta artış e, görülmesi anlamında da bir ilme kazandırması anlamında da bir adım olarak görülüyor. E, ancak bu e, Mutabakatın öncesine baktığımızda aslında bu mülteci konusunda ilk adım 2016 senesindeki mutabakat değil. 2013 senesindeki geri kabul anlaşmasına gidiyor. Bu geri kabul anlaşmasında tabii ki temel mantık Avrupa Birliği'ne illegal bir şekilde giriş yapan kişilerin iadesi. E, temelde bu yer alıyor. Burada tabii ki Türkiye'ye avantaj olan nedir diye baktığımızda burada bir Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunun ele alındığını görüyoruz. E, ancak işte bu durumun Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile işbirliğine ve e, bu mücadelede düzensiz göçle mücadeledeki e, başarısına bağlandığı da görülüyor. E, 2015 senesinde gene 2016 mutabakatının öncesinde bir ortak eylem planı belirleniyor. Bu e, ortak eylem planında da AB ve Türkiye'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere destek konusundaki işbirliğinin arttırılması konusu vurgulanıyor. Yine bu belgede de vize serbestisinin vurgusunun olduğu görülüyor. Ancak bu 2016 senesindeki bu arada bu o, literatürde AB Türkiye mutabakatı, 18 Mart mutabakatı, AB Türkiye mülteci mutabakatı olarak da birbirine muadil olarak kullanıldığı da görülüyor. E, 2016 senesindeki bu o, AB Türkiye mutabakatı aslında 2015 senesindeki ortak eylem planının bir onayı gibi. Yani bir nevi onayı, yani bu belgeye iki tarafında bağlılığı açısından. Şimdi bu mutabakatta neler var bu 2016 senesindeki mutabakatta? Belli başlı noktalara bakacak olursak, 20 Mart 2016 ve sonrasında Türkiye'den Yunan Adalarına geçen bütün düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iadesi, Yunan Adaları'ndan iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye'den bir Suriyeli'nin Avrupa Birliği'ne yerleştirilmesi ve Türkiye'nin yasal olmayan göç için ülkeden AB'ye açılması muhtemel, kara ve deniz yollarını da kontrol etmesi ve bunun için gereken önlemleri alması gibi başlıklar yer alıyor. Tabii bunlar biraz da Avrupa Birliği tarafından baktığımızda daha avantajlı gibi görünen konular. Peki bunun karşılığında Avrupa Birliği Türkiye'ye ne vaat etmiş? mültecilerin sağlık, eğitim, işte yemek ve bunun gibi diğer yaşam masraflarında başlangıç olarak bir 3 milyar avro yardım yapılacağı söyleniyor. Daha sonrasında 2018 yılının sonuna kadar da ek bir fon olarak yine aynı meblanın ödeneceği söyleniyor Türkiye'ye. Vize serbestisi konusu burada biraz daha belirgin. Haziran 2016'ya kadar, en geç Haziran 2016'ya kadar Türk vatandaşlarına serbest dolaşım hakkının verilebileceği ee, bir de önemli konulardan bir tanesi yine burada ele alındığını görüyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu uzun zamandır aslında Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gündeminde. Ee, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da tekrar ele alınabileceği söyleniyor bu e, belgede, bu mutabakatta diyeyim. Ee, Türkiye burada daha ziyade stratejik partner olarak ele alınıyor. Ama tabii ki de Türkiye bir aday ülke. Ee, uzun zamandır aday ülke e, konumunda ama gerek hukuki gerek siyasi kullanımda hedefi tam üyelik olan bir ülkeden aday ülke olarak bahsedilmesi de kuşkusuz önemli. Ee, mutabakata getirilen eleştirilerin en başında aslında mutabakatın bağlayıcılığı geliyor. Yani diyelim ki iki taraftan biri bu mutabakatı takip maddeleri ihlal ediyor ya da uygulamıyor bunun karşılığında ne olacak bir antlaşma niteliğinde olmadığı için de e, herhangi bir yaptırım e, durumda söz konusu görünmüyor mutabakatta bu yüzden e, zaten bildiğimiz gibi henüz bir vize serbest söz konusu değil 2016'ya kadar verilmiş böyle bir durumda yok ee, ancak kuşkusuz mutabakatın en büyük avantajlarından bir tanesi uzun zamandır e, Türkiye AB ilişkilerine e, vermediği bir inmeyi vermiş olması. E, bir de tabii ki en önemli konulardan bir tanesi Avrupa Komisyonunun verisine göre bu e, düzensiz e, göçlerde 97 oranında bir azalma görüldüğünü söylüyor komisyon. Ve denizde bu sebeple hayatını kaybetmiş insanların da oranında ciddi bir düşüş olduğunu söylüyor. Bu tabii ki en büyük avantajları. Ee, ancak AB-Türkiye ilişkilerinin kuşkusuz, e, mülteci sorunu gibi herhangi bir kriz bağlamında değil, her zaman ada ülke e, iki tarafına çabalarıyla kuşkusuz, tam üyelik hedefiyle yeniden ilişkilerin canlandırılması da esas. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Öyle ee, Leyla hocamın bir sorusu var sanırım. Bey kaldırdı ama hocam eğer soru sorulacaksa e, sınavlardan sonra soru son... tamam Tabii. o zaman harcamayın vaktinizi? Bir ek yapacaktım hocama. Tabii hızlıca alabiliriz hocam istiyorsanız. Ee, şöyle e, AB'den bize gönderilen e, rakamsal yardımlar e, nakit olarak gönderilmiyor. Yalnızca proje bazlı <laughs> gönderiliyor ve denetlenmek koşuluyla gönderiliyor. Bu ek bilgiyi de vermek istiyorum. Çünkü ben de özel olarak e, göç konusuyla ilgileniyorum. E, bu bilgiyi vermek istiyorum size. Hiçbiri nakdi yardım değildir. Tamamen proje bazlı denetlenebilir konularda kullanılmak üzere gönderilen rakamlardır bunlar. Teşekkür ederiz Özlem Hocam bu arada. Ben teşekkür ederim hocam eklediğiniz için, eklediğiniz için. Çok teşekkür ederiz Leyla.